Peru'da düzenlenen 41. Dakar Rallisi'nin ilk etabı Lima ile Pisco kentleri arasındaki 84 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında birinciliği 1 saat 1 dakika 41 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Nasser El Attiyah elde etti. 2011 ve 2015 şampiyonu El Attiyah'ın 1 dakika 59 saniye arkasındaki 2010 ve 2018 şampiyonu Carlos Sainz ikinci oldu. Liderin 2 dakika gerisindeki Jakub Pirigzonski ise 3. sırayı aldı. Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Juan Barreda 57 dakika 36 saniyede bitirdiği ilk etapta birinciliğe ulaştı. İspanyol sürücüyü 1 dakika 34 saniye geriden gelen Pablo Quintanilla 2 dakika 52 saniye geriden de Ricky Brabec takip etti. Dakar Rallisi'nin ikinci etabı Pisco ile San Juan de Marcona kentleri arasındaki 342 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 10 etap sürecek Dakar Rallisi 17 Ocak'ta başkent Lima'da son bulacak. Spor haberlerine Dakar Rallisi ile başlamıştık. Şimdi Antalya'ya gideceğiz. Süper Lig'in ilk yarısını liderin 6 puan gerisinde kapatmıştı Galatasaray. Antalya kampında ilk hazırlık maçını Eskişehirspor'la oynuyor. Muhabir arkadaşımız Sayhan Şensoy Galatasaray kampında ilk yarıyla ilgili bilgileri ondan alacağız. Emin Çağlar, Eskişehirspor Galatasaray arasındaki hazırlık maçının ilk yarısı az önce sona erdi ve Sarı Kırmızılar Eskişehirspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Galatasaray'ın gollerini Sinan Gümüş ve Yunus Akgün atarken Eskişehir'in golü İbrahim'den geldi. Tabi Sarı Kırmızılar 4 gündür burada, ikinci yarıya burada hazırlanıyorlar ki aslında teknik direktör Fatih Terim antrenmanlarda özellikle İtalyan kondisyonların de takıma katılmasıyla kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptırıyor ki bunu gördük 4 günlük çalışma sürecinde. Tabii Terim bir yandan da forvet transferi ve yine stopere yapılacak transferi bekliyor. Şu ana kadar da Galatasaray yönetiminden herhangi bir transfer adımı atılmış değil. Sarı Kırmızılar'da aslında birçok mevkide eksikler olduğunu söylüyordu sezon içinde teknik direktör Fatih Terim. Bunun yanı sıra devre arasında Serdar Aziz ve Eren Derdi yok. Kadro dışı bırakıldı. İki oyuncu teknik direktör Fatih Terim ikinci yarıda kadroda düşünmüyor. Yine Geri Rodriguez ise 10 milyon 250 bin dolara El Ittihad takımına satıldı. Dolayısıyla 3 önemli de eksik oluştu. Teknik direktör Fatih Terim yine dün de belirtmişti. 2 forvet 1 stoper takviyesi bekliyor. Aslında Galatasaray'ın gündeminde birçok isimler de var. Bir süredir görüşmeler de devam ediyor. Brezilyalı Alan olsun, yine Dembaba olsun. Savunma içinde Keyan'ın ismi geçmişti. Aslında şu an 10-15 kişilik bir liste var Sarı Kırmızı yönetiminin elinde ve bu liste doğrultusunda çalışmalar sürüyor ama şu ana kadar somut bir adım atılmış değil transferde. Bu da teknik direktör Fatih Terim açısından biraz moralinin bozulmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Hocanın pek yüzünün gülmediğini söyleyebiliriz kampta. Özellikle forvet transferine ciddi bir beklentisi var. Gerek teknik direktör Fatih Terim'in gerekse taraftarların, çünkü dünkü antrenmanda da gördük, Galatasaray çift kale maçta bile gol sıkıntısı yaşıyordu. Yani forvette oynatacağı isim yoktu. Şu an Sinan Gümüş ve Mudat var sadece Fatih Hoca'nın elinde ve bu iki oyuncuyu antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında kullanıyor. Tabi Galatasaray bir süre daha burada kamp yapacak, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Bolu Spor maçı var. İşte o Bolu Spor maçına da kadar da burada hazırlanacak. Daha sonra ise Sarı Kırmızılılar ligin ikinci yarısında ilk haftasındaki Ankara Gücü maç hazırlıklarında İstanbul'da devam edecek. Galatasaray'da şu ana kadar Antalya kampında yapılan çalışmalar ve transfer konusundaki gelişmeler bu şekildeydi Emin Çağlar. Ayhan Şensoy'dan Galatasaray ile ilgili son bilgileri aldık. Türkiye'de son 8 yılda sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun çerçevesinde 4763 seyirci müsabakaları izlemekten men edildi. İçişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun uyarınca 14 Nisan 2011-4 Ocak 2019 arasında 23942 kişi hakkında işlem yapıldı. 4763 kişi hakkında seyirden men cezası verildi. Bu sezonun ilk 17 haftasında 174 müsabakada 1773 kişi hakkında ceza işlem yapıldı. Sezonda sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen 926 hesapla ilgili 103 kişi hakkında işlem yapıldı. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle 11 kişiye seyirden men cezası verildi.
Trabzonspor Kulübü kaleci Onur Recep Kıvrak'la olan sözleşmesini karşılıklı pes etti. Bordo Mavili Kulüp kaleci Onur Recep Kıvrak'la sözleşmesini pes etti. Yapılan açıklamada kamuoyu aydınlatma platformuna gönderilen bildirimde şirketimizle Onur Recep Kıvrak arasındaki 1 Haziran 2016 başlangıç, 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi tahakkuk etmiş alacakların yapılandırılması suretiyle karşılıklı olarak feshedilmiştir denildi. Öte yandan Onur Recep Kıvrak geçmiş dönem alacaklarının bir kısmı ödenmiş ve geri kalan bölümü yapılandırılmış olup oyuncunun sözleşmeden kaynaklanan gelecek dönem alacaklarına ilişkin kulübümüzden hiçbir talebi olmamıştır ifadeleri kullanıldı. Kimimizi destekliyoruz, puanlar alıyoruz. Bizim sayemizde Şampiyonlar Ligi'ne... Spordaki gelişmelerle karşınızda olduk. Saat başında Mehmet Akif Ersoy, Habertürk manşete devam edecek. İyi günler.